9:30 geçiyor. Ya 9'da dersim vardı ya da 9:30'da. Tam emin değilim. Ya geç kaldım ya hala 15 dakikam var. İnşallah geç kalmamışımdır. Bakayım. Biz derslerimize Teams'ten giriyoruz. Orada ben Elif gelmiş nasıl. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde mimar okuyorum. Okuyabiliyor muyum acaba gerçekten? Okuduğumu gösteren tek kanıt tüpüm. Bilgisayar o kadar ağır ki. Sabahleyin saat 9:30'da herhalde inşallah. Tasarıma giriş dersim var. Ondan sonra saat 1:30'da da matematik dersim var. Öyle yani pazartesim iki derste bekle. Çok yoğun geçiyor. Yatağım toplanmaz. Şimdi benim bir tane yeni ödevim var tasarıma giriş dersinden. Arkadaşlar bu tasarıma giriş dersi nasıl bir şey biliyor musunuz? Devamlı size haftalık bir ödevler gönderiyorlar ve en son geçen vize, işte vizeler bitti yeni bizim. Burada bir projemiz vardı, maket projemiz. En son onu verdim. Şimdi yeni bir tane ödev verdiler. Bu storyboard çalışmasıydı. Onu bitirdik. Şimdi yine bir ödev geldi. Ama yazıcım bozuk olduğu için çıkaramıyorum yani. O yüzden ne yapacağımı da bilmiyorum. Kırtasiye de var ama üşenemeyeceğim. 5. egzersizimiz bu. Ve neymiş bu ya? Arkadaşlar bakın göstereyim size. Bu kitabı okuyorsunuz ve işte bu şekilde ödevler geliyor. Burada kitabı okuyup işte sorularını vermişler. Bu mimarlıkta en zorlandığım ders. Yani matematik ondan sonra geliyor gerçekten. Çok farklı şeyler düşünmemizi istiyor. Dolayısıyla biraz zorluyor. Daha 3 ay mı oldu ya? Ekim, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 4. aya gireceğiz. Ama en zorlandığım ders bu herhalde. Evde olması güzel ama çok sıkıldım. Yani hani demeyeyim diyorum ama psikolojim mahvolmuş durumda yani. Aslında 8 dakika var. Ben bir gideyim. Bu yazıcıya çalışıyor mu bakayım. Ona göre ödevi çıkarayım. İnşallah çalışıyordur da. Görüşürüz. Hoşçakalın. İşte sınıftan tek arkadaşım. Hastalandığı için bu derse tek başıma gireceğim. Şimdi mükemmel ödevimi göstereyim. Bakınız. Şu düşünce yazım. Bu da işte sunumum. Ve bu kadar. Bir şey unuttum. Boş boşuna kalktım sabahleyin ya. Bu arada yazıcım da çalışıyorum. Çıkarttım ödevi. Başarılı bir tasarım sizce nedir, nasıl yapılır? 3 aydır mimarlık okuyorum. 3 ay. Öğleden sonra matematik dersim var. Arada kitap almaya gideceğiz birlikte. Yazından hayatımızda bir aktivite olacak. Dersin başlamasına 8 dakika var. Biraz gerildim çünkü sunum yapacağız. Bir de bizim şöyle bir şeyimiz var. Yani sadece bizim gruba özel bir şey bu. Biz hem Teams'e yüklüyoruz, hem Drive'a yüklüyoruz, hem de Trello diye bir uygulama var, ona da yüklüyoruz. Neden bilmiyorum. Of çok gerildim ya. Ben her böyle sunumda böyle oluyorum. Neyse devam edelim. Ay 4 dakikam kaldı. Telefonla da video çektiğim için WhatsApp'a giremiyorum. İlk girmek de istemiyorum derse sonra kader kurbanı oluyorum. Niye göremiyorum ben? Sonunda. Şimdi yüklememiş. Arkadaşlar 10 oldu saat. Şimdi bence bekleyeyim. Evet bekleyeyim ben. Bakın ben size bir olay anlatayım. Bu şu anda hiç alakası bir şey olacak ama. Biz şimdi senenin başındayken yurda kayıt yaptırmıştım. O kadar zordu ki internetten bir şeyler halletmek. Ben okula gidecektim. Çünkü mimarlıklar ve tıp bir de birkaç hazırlık. Birkaç bölüm bir de hazırlık. Okula gelecekti. Senenin başında, Eylül'de yani. Okula gitmek için son bir günüm. Her şeyimi hazırlamışım. Termosumdan çarşafıma kadar her şeyimi hazırlamışım. Son gün kala okula gitmeyeceğimi öğrendim. Ben de bir çöküş yaşadım. Bir psikolojikman düş. Mahvoldum ya. Böyle yer ya. Gözümden geçti. Ben nasıl, neden? Zor toparladım. Ancak bugünlere geldik yani. Daha acım. Bu arada ben kendimi tanıttım mı? Açtı. Kulaklığım. Kesim açık. Ya uf kesim var ya yine hiçbir şeyimi beğenmeyecek ya. Sunumlarınız hazır mı? Ama ben başlamak istemiyorum gerçekten. Çünkü daha önce hep ben başladım. O yüzden bu sefer başlamak istemiyorum. Herkes de benden tecrübeli olduğu için başlamak istemiyorum. Hazır.
Arkadaşlar ekran paylaşarak yapıyoruz sunumları. O yüzden herkes sırayla yapıyor yani bunları. Şimdi biri paylaşıyor. Ondan sonra ben yapabilirim belki. Çok heyecanlandım. Şimdi arkadaşlar ilk kişi paylaşıyor şu anda. Hemen bakalım ödevine. Hocam sesim geliyor mu? Ay kalbim. Ay kalbim. Bir şey yok. Tamam hocam. Ben okumaya başlayayım mı yazımı yoksa bekleyeyim mi? Tamam hocam. Evet, bir denk geliyor öyle. Çok çok komik geliyor bu şey. Güldür böyle insanları. Tam kahkaha attı herkes, yarıldı yani. Bir de biri mesaj attı bir galiba. Bir ona cevap vereyim. Mükemmel paftamı görünce dayanamadılar. Cazibesine kapıldı. Arkadaşlar saat şu an 11:05 geçiyor. Ders devam ediyor. Ama çok acıktım. Yemek yiyeceğim galiba. Bunun adı neydi? Ha, çiğ börek. Annem çok hamarat bugün. Sen niye bu sabah sabah böyle bir şey yapıyorsun? Normalde hep sağlıktan yanadır annem. Kız yandı, sağlığına bak. Bu hemen bu pişişiyor. Bir garip bir şey oluyor buna. Yaptım sunumumu. Beğendi. Şey işte bu Playtime'ın sunumu. Yani çizimlerini daha iyi yapabilirsin dedi. Saati çıkardım. Büyük ihtimal o yüzden dedi. Zaten beğendim. Anne buna bu kadar yağ konuluyor mu? Asansör çalışmıyor. 5-10 dakikalık bir yolumuz var. Kitap alıp eve döneceğim. Saat şu anda 12:10 falan geçiyor. Bir saat sonra dersim var. Matematiğe gireceğim. Sokağa çıkma yasağı vardı biliyorsunuz hafta sonu. Uzun sürede çıkmıyordum derslerden dolayı falan filan. Bayağıdır da yürümüyorum. Hava bayağı soğuk. Ay nefes alamıyorum. Hava dehşet soğuk, ellerim donuyor. Arkadaşlar kitabı bulamadım ya. Burada baskısı yokmuş. En son nerede bırakmıştım ben sizi ya? Kitap almaya gittim. Ama kitap yoktu. Matematikte türev işliyoruz. Bir dönemlik aldığım bir ders. İkinci dönem yokmuş. Az önce bir arkadaş sordu. Çok mutlu oldum. Ve 21 Aralık'ta quiz olacakmışız. Sonuçlara girilmiş. Girelim. Bir taraftan ben de başlıyorum. Goldistan'a hoş geldin. Goldistan'a hoş bulduk. 85 almışım arkadaşlar. Şu an o kadar mutluyum ki. Arkadaşlar şimdi matematik dersim bitti. Bugün hatta başka dersim yok çok şükür. Kaçta bitti? 4:30'da falan bitti. Arkadaşım Enes. Şimdi Enes 11. sınıf. Ona böyle çok başarılı bir öğrenci olduğum için ben de çalışma programı falan ayarlıyoruz. Geçen haftaki program bittiği için geldi yapmaya. Şimdi biz sana pazartesi günü ne vermiştik? Mat verdik. Enes bir EYT'yi aç. Keseceğim diyorum buraları yani. Aynen. Keseceğim, meseceğim. Garip garip kelimeler kullanıyorum ha. Var ya vlogger mıyım neyim? Odam çok dağınık. Artık herkes rezilliğini görecek, yapabileceğim bir şey yok. Ben gel deyince mi gel?
Şimdi burada 2 dakikalık bir işimiz var. Sonra hemen çıkacağız. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Market olayını bitirdim. Şimdi çıkacağım yukarı ama burada vlogu bitirmek istedim. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İnşallah eğlenmişsinizdir izlerken. Ben çekerken çok eğlendim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.